9-15 haftalık taraflarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, güzel ailem, hemen kart çekiyorum. Güzel bir noktanın sevincini, işle alakalı yaşadığınız krizleri önleyeceğiniz bir hafta. Hatta ve hatta ani gelişecek olaylar, size yardım edecek insanlar var. Özellikle erkeklerden çok büyük destek alacaksınız. İşiniz ve konumunuzla alakalı güzel bir oluşum yaşayacağınızı uyarıyor. Özellikle patronunuzda K ve İ ve R harfi varsa, onun iş ve ortaklı alanlarda yaşadığı kriz hanemize yansıyabilir, iş hanemize. Endişe etmeyin, ortağınız bunu, patronunuz bunu büyük bir şekilde aydınlığa kavuşturacak. Yalnız uzun süredir iş krizi ve yaşadığınız noktada tartışmaların hakim olacağı ve hatta ve hatta İ ve Z ve L harfli biriyle tartışmamanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde de kendi işinizi yapıyorsanız para gücünüzle alakalı yenilikler, alanı büyütmek, yenilik yaratmak için fırsatlarınız var. Özel hayat konusunda özellikle su burcu hanenizde varsa eşiniz ya da çocuklarınızda bir ev konusuyla ilgili aileler arası bir anlaşmazlık söz konusu olacak. Eğer ki eşinizde ve sizde E ve R ve A harfi varsa sağlık sorunları ve büyüklerimizle alakalı yaşanacak kriz biraz bizi yorabilir. Özellikle de yakın binanızda, aile apartmanında oturuyorsanız onlarla iletişimi düzeltmeniz lazım. Düzeltmediğiniz takdirde sıkıntılar var. Boşanma, kavga, tartışmalara açık olmanız gerektiğini uyarıyorum. Aile büyüklerinizde özellikle kayınpederiniz, babanızda R ve D ve T harfi varsa kalp sıkıntısı, problemler söz konusu olabilir. Eğer aileniz toprak, arazi işi, hayvancılıkla uğraşıyorsa bu dönem onlarda güzel bir anlaşma söz konusu olacak. Yalnız kendi çocuklarınızla kendi aranızdaki yaşadığınız sorunları görmemezlikten gelmemeniz lazım. Çocuklarınızın gelecek hayatı başarılı. Ama kalbinizde sizi düşünen biri var mı? Evet, dua ediyorsunuz olsun diye. Evet, dua et diyorsunuz dönsün diye. Rabbim duanızı kabul edecek. H ve N harfi varsa dönmesini istediğiniz kişide olumluluk gözüküyor. Bilginiz olsun. Sevgili boğalar, nasılsınız? İş konusunda yaşayacağınız tartışmalar, pişmanlıklar, bazı kaoslar sizi yıpratabilir. Özellikle ateş burcu, yakın dostunuz ve iş bağlantılı çalıştığınız insanlar varsa ve bunda N ve A harfi varsa işinizle alakalı büyük sorunlar yaratacak, dikkatli olmanızı istiyorum. Eğer ki uzun süredir iş krizi, iş sıkıntısı yaşıyorsanız ve devletle alakalı başvuru, evraklarınızla ilgili sıkıntılarınız varsa E ve Y ve G harfi bir insanın desteğiyle birlikte bu kapınızın aydınlığa kavuşacağı gözüküyor. Ailemizde hukuki süreç savaşı veren, cezaevinde olabilir, mahkemelik sorunu, eli kolu kelepçeli olabilir. Bu kişi için doğru avukat tutmadığınız sürece çok ciddi bir kriz var gözüküyor ve o uzun soluklu dava ve sıkıntı yaşayabilir. Ailemize ait çözülmesini istediğiniz yasal problemler, mahkemelerle ilgili çok büyük krizler atlatacaksınız. Mücadele edin, haklarınız sizin gözüküyor. Yalnız şöyle söyleyeyim, Başak Burcu birinden, Boğa Oğlak Başak Burcu'ndan da çok büyük bir destek alacaksınız. Ve çocuklarınızla alakalı yurt dışına yerleşmek, farklı bir şehre yerleşmek istiyorsanız kader çarkı size bu hafta çok olumlu süreçleri, yani size doğacak güzel fırsatları yansıtıyor. Yalnız karı koca arasında bazı huzursuzluklar, güvensizlikler yaşayan sevgili burçlar için tembih ediyorum. Kadınlar biraz daha sakin, akıllı ve mantıklı olmanız lazım. Fevri davranışlar ve iletişimde kavgalar had safhada gözüküyor. Sizin de görümcenizde sürpriz evlilik, eltinizin evliliğinde sürpriz bir değişim söz konusu olacak. Bu da sizi biraz daha rahatlatacak gözüküyor. Kalbinizdeki kişi beni seviyor mu derseniz, kalbinizdeki sizi kişi seviyor. Ama der ki aile, kadınlarla ilgili çözmeniz gereken problemler var. Ev taşınmak, yeni bir eve geçmek ve özellikle anne ya da kardeşte göğüsle alakalı sıkıntılar söz konusu gözüküyor. Bunlar için bir destek vermeye ihtiyacınız var. Evlilik teklifi alabilir ve hayatınızdaki sevdiğiniz insandan güzel sözler duyabilirsiniz. Sevgili ikizler, nasılsınız? İş konusunda çok güzel gelişecek bir döngü. Özellikle de S ve İ ve N harfi
iş yerinizde, ekip, çalışma arkadaşlarınızda bu harfler varsa çok başarılı ve güzel kapılar ve parasal konuda da size çok güzel imkanlar sunacağı gözüküyor. Ve dengeyi, iş dengenizi, hayat dengenizi en iyi şekilde oluşturacaksınız. Ve şunu unutmayın ki yurt dışı, şehir dışı bağlantılarla alakalı noktada da sihir gibi fırsatlar, kaybettiğiniz eşyanız, kaybettiğiniz paranızla ilgili de hanede büyük bir aydınlanma var gözüküyor. Balık burcu biri ya da akrep burcu birinden bir iş teklifi alabilir ve bu iş teklifi sizi mutlu ve keyifli kılacak, doğru değerlendirmeniz lazım. Devletle ilgili beklediğiniz evrak pasta dilimi 3 hafta, 3 ay içerisinde bu oluşumunuz aydınlığa kavuşacak. Sizden tek ricam, kendinizi çok boşluğa ve mutsuzluğa itiyorsunuz, dikkatli olun diyorum. Uzun soluklu ilişkilerde bir ayrılık kararı verebilirsiniz. Özellikle hayatınızdaki insandan soğumuş, mutsuz ve gerginlik olabilir, kafanız karışabilir. Yeni bir ilişki başlayanlar için parlak ve güzel bir döngüye giriş yapacak. Evli çiftler arasında özellikle boşanma radikalliği içerisinde evraklar, mal konuları, tartışmalar yaşanırken aile büyüklerinde büyük kıyametler kopacak ve bu evlilikte resleşmeler söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Kayınvalideniz ya da eltiniz ya da görümcenizle aynı bina, yakın akrabalarla aynı binadaysanız sorunlu gördüğünüz noktalar artık mühür gibi aydınlığa kavuşacak. Sorunlar düzelecek. Hatta haneye çocuk bereketi, aydınlanma yaşanacak. Korktuğunuz gibi değil, güneş aydınlanması var. Yani sizin hakkınız eşinize verilmediğini düşünüyorsanız, bir ev mevzusu, toprak mevzusu varsa bunların hepsi eşinize verilecek ama vakti ve zamanı var. Özellikle de eşinizin babası ve kardeşler arasındaki yaşadığı sorunlar çözülmeye doğru gidiyor. Ama siz eşinize ve eşinizin pasif olduğunu düşündüğünüz için devamlı baskı yapıyorsunuz. Rica ediyorum, çocukların yanında yapıyorsunuz. Biraz daha dikkatli olursanız babalarına olan saygısını kaybetmenizi istemiyorum. Çocuklarınız babalarına düşkün. Sevgili yengeçler, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bak, vakit, saat, beklediğiniz iş haberiniz var. Hayırlı olsun. Özellikle sizde Y harfi, G harfi ya da C harfi varsa devletle alakalı beklediğiniz noktanın sihir gibi kapınıza geldiğinin sevincini yaşayacaksınız. İş yerinizde huzursuz olduğunuz noktalarda bir türlü kalbim buraya ısınmıyor, odaklanamadım, sıkıntı yaşıyorum derseniz farklı noktalardan gelecek teklifle birlikte güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ve hatta geçmiş toprak burcu bir iş bağlantı kurduğunuz noktadan da hayırlı bir iş haberi de var gözüküyor. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız çatınızda daha büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Gözleriniz, enerjiniz daha rahat bir aydınlığa kavuşacak. Almak, yani bir mevzu, bir mal, bir hediye, bir kıyafet ya da bir yatırım amaçlı almak istediğiniz şeyler 7. ay için doğru. Şu an değişip dönüşüp borçlarınla alakalı çözmen, yasal olarak bazı pürüzleriniz var ailece, bunları yenilemen lazım ki ondan sonra 7. ayda yatırım için doğru bir evredesiniz. Ama der ki kardeş, kuzen, yakın akrabalarda yaşadığımız tartışmalar film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyor. Evet, burada bir erkek sorun yarattı ama siz de maşallah bu sorunu tetiklediniz. Artık bu düzeni oturtmadığınız takdirde ev anahtarında haksızlıklara uğranacak gözüküyor. Yani der ki haklar ziyan olacak. Gökkuşağı olan hanenize kara bulutlar estiği gözüküyor. Bu ara kalbinizdeki kişi sizin için ne düşünüyor? Evlilik düşünüyor. Siz yalan olduğunu düşünüyorsunuz. Ama o artık bu evliliği, eli kolu bağlılığı dönemi bitiyor. Sizinle bu konuşmaları, içindeki duyguyu, gelecek planları size yansıtacak. Evli çiftler arasında özellikle sizin eşinizde O ve N ve H harfi varsa yurt dışı bağlantılı gideceği yolculuk, biraz aramı ya da şehir dışı gideceği yolculukta arada mesafe olabilir. Bunun verdiği özlemler artabilir. Ama der ki bereketli bir hafta var. Büyüklerimizi ziyaret edebiliriz, ölmüş birilerine. Aile büyüklerimiz yaşıyorsa ziyaret edelim. Onların ufak tefek sıkıntıları var. En azından o sıkıntıları görmüş olursunuz. Borç konusunda araç almayı, araçla alakalı fikri olanlar için kredi başvurunuz olumsuz gözükmüyor. Sevgili aslanlar, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu ara hani üstümdeki tüm yükler, tüm sıkıntılar, tüm kederler bitti diyeceğiniz ve artık çocuk gibi rahat edip içinizdeki mahkemeye yarattığınız her konu için aydınlanmaya,
eşinizle ilişkinizdeki sorunları iyileştirme haftanız olarak gözüküyor. Der ki kadını mutlu etmek, erkeği mutlu etmek, işle ilgili pürüzleri rahat bir şekilde göreceğiniz nokta uyarısı var. Evet, sizin için özellikle patronunuzda OR ya da iş ekip arkadaşlarınızda OR, T harfi varsa iş ekip çalışması işimize hazine, bereket, aydınlanma yaratıyor. Beklediğimiz para hanemize girmesi konulan noktalarda artık hazine sizin için açılacak ve bereketiniz gonca yaprağı şeklinde, ruhunuzdaki olumsuz enerjiler geride kalıyor ve kendinizi daha güçlü bir hayata tutacaksınız. Ailevi çözmeniz gereken, eğer 3 kardeşseniz ya da 4 kardeşseniz burada 4 kişi değil 7 kişi arasında mal paylaşımı olacak. Burada bence annenize ait hakları, annenizle ya da kız kardeşinize ait hakları doğru değerlendirmeniz lazım. O yoksa haksızlığa uğrayacak gözüküyor. Sevgilinizle ilgili çok güzel bir aşkın enerjisi. Aşık değilseniz aşk var sizde. Bu aşk sizin doğru insanınız ve güzel bakacak. Geçmiş ilişkinizle ilgili köklenmek, yeni bir iletişim, yeni bir haber almak istiyorsanız, evet bu köklenmeyi kadın yapacak size. Sizin cesaretiniz yok. Kız arkadaşınız ya da hanım arkadaşınız size adım atacak. Aynı hataları yapmayın. Çünkü o size son kez şans verecek. Evli çiftlerimiz için özellikle eşinizin uzun yol işleri, gidip gelmelerinden yorgun ve tek başınız olduğunu düşünüyorsunuz ama o da o yolculuklarda, yaptığı işlerde çok yorgun. Bence sizin de anlayışınız, ona da biraz motivasyonunuzu oturtmanız lazım. Yoksa devamlı şikayetkar yönünüz ilişkiyi zorluyor. Mutsuz olan çiftlerde, evet kafanızda soru işareti var. Eşiniz ve siz ilişkiye odaklanamıyorsunuz. Bunun için belki çok yorgunsunuz ve aynı şeyleri yaşamaktan yorgunsunuz. Der ki bu esaretten kurtulmak için birbirinizle vakit geçirin ve bu geçirme iyi olacak. Küs olduğunuz, uzun süredir görüşmediğiniz ve evinize gelip giden kişiyle tekrar barışacaksınız. Yine aynı hatalar olabilir, iftiralara uğrayabilirsiniz. Biraz fren yapın ki dengeler bozulmasın diyorum. Dedim. Başaklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Ruhunuz delirmiş gibi olacak. İşte yön bulmak ve artık bir şeyde büyümek, yönelmek, kendinizi ispatlamak, daha büyük kendi hayatınızla alakalı yasal olan, sizi yoran, yıpratan neyse haklarınızı almak isteyeceğiniz bir hafta. Der ki evlilik teklifine hazır mısınız? Güzel bir yüzük size doğru ya da güzel söz size doğru gelecek, kabul edin isterim. Bir de yeni iş kurmak ve ya da ailenize bağlı kan bağıyla alakalı işleriniz varsa, hani kız kardeş, abi, abla kardeş arası ya da kuzenler arasındaysanız artık bu kılıç güçlenmiş, işinizde yaşadığınız problemler gidiyor. Büyütme, daha büyük alanlara geçiş sağlayacaksınız. Yerinizde değişim bekliyorsanız imzanız atılmış ve bu imzanızla birlikte farklı noktadan da gelecek güzel teklifler var. Bunları da doğru görürseniz tüm kapılarınız aydınlık gözüküyor. Güzel bir. Eski ilişkiniz, evet sizi kaosa itti, yüzleşiyoruz. Unutmayınız efendim. Evli çiftlere baktığımda sürpriz bir enerji, kutlama o kadar güzel gelecek ki eski aşk enerjimiz, ruhumuz şifalanacak ve aramızdaki soğuk kardeş, kuzenler ya da kayınvalideniz, kayınpederinizle sorunlarınız varsa artık burada barışma güzel bir nokta. Hatta sizin kendi ailenizden de 4. ya da 5'teki tapu sizin üzerinize verilmesini istiyorsunuz. Onlar yaşarken niye bunu istiyorsunuz bilmiş değilim ama bence siz de yapabilirsiniz. Çok savruksunuz. Bunları düzeltmeniz lazım diyorum. Bir de babanızın mahkemesel ya da abilerinizin mahkemesel konusunda aydınlığa kavuşacak ve özgürlüklerine kavuşacaklar gözüküyor. Yurt dışına yerleşmek isteyen bakalım, daha bunun için vakit var. Gereksiz hayaller kurup boşluğa düşmemeniz gerekiyor. Dedim bile. Sağlık olarak meditasyon enerjinizi şifalandırabilir. İnsanların söylediğiyle değil, kendi söylemlerinizle adım atmanız size daha güzel yaşam sunabilir. Başkalarının fikrine önem vermeyin. Sevgili teraziler nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Evet. Güzel 3 kişi arasındaki yaşanılacak iş anlaşması sizin güçlenmeniz, dengeyi bulmak, daha hırslı, daha hedefli bir noktaya ulaşacağınız gözüküyor. Özellikle patronunuzda L, E,
ya da D harfi varsa ya da ortaklı olduğunuz ya da ekip arkadaşlarınız da varsa bu hafta çok eğlenceli, güneşin, enerjinin, Rabbimin ışığı hanenizde olacak ve güzel bir süreç. Eğer ki gerçekten iş arıyorsanız Rabbim size 10 yıldız vermiş. İş kapınız, gücünüz ve çocuklar gibi mutlu olma haberine dahil olacağız. Ama her işi beğenmediğiniz, her nokta size ait olmadığı için seçici olduğunuz gözüküyor. Biraz başlayıp sonra seçsek daha sağlıklı olacak. Satmaya çalıştığımız ya da evimizde ipotek olabilir, aracımızda ipotek olabilir. Bu tarz savaşların başlayacağı bir döngü ve bunların evinizde de aracındaki hacizden kurtulmuş olacaksınız. Panik yapmayın. Rabbim size güzel bir hediyeyle bunları kurtaracak. Yalnız evlilikle ilgili bazı çatışmalar, boşanma kararı alabilir. Aile büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız gelse de burada bir ihanet, yalan ve bir kaos sizi hüsrana uğratmış gözüküyor. İkinci şans vereceksiniz. Bunu iyi düşünmeniz lazım. Geçmişte de bu hatalar yaşandı. Mutlu olan çiftlerimizle alakalı noktada çevredeki arkadaşlarınızın göz nazarı ya da devamlı bir maşallah demeyi unutuyor olabilirsiniz kendinize. Bir maşallah yazın ki enerjiniz maşallah olsun diyorum. Evet, yurt dışında aile büyüklerinizden birinin sağlık problemi üzerinden gidip gelmeler söz konusu olacak. Bir de sizin yurt dışı evranınızda olumsuz, vizenizde olumsuz giden şeylerin iyileşme evresi var. Bilginiz olsun. Erkek kardeşiniz ya da abinizin evliliğinde sıkıntı varsa düzelme evresi. Bir de toprak yatırım, toprakla ilgili alım satım işi yapan sevgili takipçilerim için güzel başarılar var. Korkmanıza gerek yok diyorum. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Şöyle söyleyeceğim. İçsel dünyanızda sıkıntılı, keder, bulunduğunuz noktaya sığamıyor olabilirsiniz. Nefes alamıyor olabilirsiniz. Ne gerçek ne doğru, kafanız karışmış olabilir. Özellikle Cuma'ya kadar bu dengeleri yaşayacaksınız. Cuma'dan sonra özgürlük enerjinize kavuşacaksınız. Çünkü işi bırakmak istiyorsunuz. Daha alternatif nokta. Bulunduğunuz noktada sıkışmışsınız. Özellikle A ve Ş harfi varsa büyük bir iş anlaşmanız söz konusu olacak. Ve bu Ateş Burcu birinden, Aslan Burcu'ndan çok büyük destek alarak hayatınız değişecek. Bu arada gideceğimiz seyahatlerde aksilikler söz konusu olabilir. Ve kendi kendinize vesvese edip kendi kendinize kaza atlatabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yeni işe başlamak isteyenler için evet, bazı dengeleri görmek, geçmişte yaptığınız hataları yapmazsanız bereket var. Ama geçmişteki yaptığınız hataları yaparsanız kafanız hani der ya, yarım, yine ekonomik krizler, kaoslar yaşayabilirsiniz. Devletle alakalı mücadele ettiğiniz yasal mahkeme, iş mahkemeniz varsa tebrikler. Kazanma noktanıza doğru hareket ediyor. Geçmişe dönük borçlar, alınması gereken paralarla ilgili adalet size bereketi yansıtıyor. Yasal olarak kör olduğum noktada aydınlanıyorsunuz. İlişkinizle alakalı mutsuz giden, ayrılık kararı veren, evlilik planlayarken ayrılık kararı vereceksiniz. Ve burada aileler uyumsuzluk içerisinde olacak. Bu yüzden ilişkimizde sıkıntı var. İlişkisi güzel gidenler birlikte ufak tefek hafta sonu bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, karda yürüyüş yapmak enerjisine hakim olacaksınız. Bu da size iyi gelebilir ya da doğa yürüyüşü yapacaksınız. Evli olan çiftlerimizle ilgili de uzun süredir aile büyükler değil de çevreyle alakalı iletişimi uzun süredir iptal ettiniz. Artık eve misafir, sohbet, ilişkiler, küskünlükler barışması lazım. Kayınvalide, görümce arasındaki yaşanan krizleri kucaklayıp ay gibi bilge tavır sergilenmesi lazım. Eğer ki iki oğlunuz, bir kızınız varsa çok güzel bir ev anahtarı olacağı gözüküyor. Eğer ki iki kızınız, bir oğlunuz varsa şehir değişimiyle ilgili beklentileriniz de olumsuz, yurt dışı bile olabilir bu. Olumsuz bir şey gözükmüyor efendim. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet, şöyle söyleyeceğim. İş konusunuzda para hatası yapabilir, para kayıpları yaşanabilir. Evrak hataları yapılabilir, suçlanabilirsiniz, iftira olabilir. Bu hafta dikkatli olmanız lazım. Özellikle yeni bir işe geçmek ve yeni bir anahtar arayışınız varsa olumlu. Anahtarlarınızda 3 ayrı noktadan gelecek teklif sizi mutlu ve keyifli yaratsa da geçmişe ait haklarınızla ilgili de mücadele edeceksiniz. Ona göre karar vermenizi istiyorum.
Bir de yasal devletle alakalı hukukçu olabilir, ne bileyim avukat olabilir, savcı olabilir, hakim, polis, asker olabilirsiniz. Ani yer değişimleriniz ya da kuracağınız işte zamanı ve vakti gelmiş gözüküyor. Bunu hayal edin ve yapmanız lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız para kayıplarına ve özellikle gereksiz harcamalar sizin ekonominizi zorluyor gözüküyor. Mecburen satmaya çalıştığınız bir araç var, yenilemek istiyorsunuz. Araç bir türlü satılmıyor ve dengeniz yıpranmış. Yani Ocak sona, Şubat'ın ilk haftası satılmış, yeni aracınızla ilgili de başvurular onaylanmış gözüküyor. Sevgilinizle ya da nişanlınızla gideceğiniz seyahatte çok güzel bir mutluluk tadılacak ve yaşamak istediğiniz ülke ya da yaşamak istediğiniz şehri birlikte karar vereceksiniz. Onunla ilgili adımlar, onunla ilgili başarı sağlanacak gözüküyor. Bu ara yalancı insanlardan, içi kötü dolu insanlar etrafınızda fazlasıyla olabilir. Bol bol kendiniz gökyüzüne bakın. Üzerinizdeki enerjiyi Rabbimden şifa isteyin istiyorum. Evli çiftlerde özellikle kadınların pişman, hani keşke evlenmeseydim, daha özgürdüm, kocamın bu sorumsuzluğu, ailesine bakmaktan bıktım diyenler için artık köklenme, pişmanlık geride kalacak ve değer görmek, aile olmanın güzel başlangıcını tadacaksınız. Ama hayallerinizle umutlarınız aynı hareket etse de eşiniz biraz koltuk formatı olabilir, kendini ifade etmiyor olabilir, sevgisini yansıtmıyor olabilir ama o sizi çok seviyor. Sadece siz daha cabbarsınız, o daha naif bir karakter. Onun ailesiyle ilgili bağları da hiçbir zaman kopmayacak. Düşünün, sizin çocuğunuzla bağlarınızın kopmasını ister misiniz? O yüzden anne baba bağları köktür, kopulmaması lazım. Siz de biraz da alttan alarak, evet kötü de olsalar alttan almak zorundasınız, bilginiz olsun. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Burada kalp ihaneti, yalanlar, karmaşıklıklar, sizi yıpratan bu 2022'de kim yıprattıysa artık 2023'te sıfır bir evre, geçmişe dönük her şeyi kapatma döngünüzün, herkesin aynasını, herkesin belini büktünüz ve herkes haddini bildirmiş gözüküyorsunuz. Özellikle iş konusunda hava burcu, ikizler, terazi, kovadan alacağınız dengeli bir teklif sizin yeniden büyüme, parasal noktadaki hatalarınızı iyileştirmek için doğru noktalar sergilenecek. Siz kendiniz için iyilik yapacaksınız ve güçlenmek istediğiniz noktada Rabbimin kanadındaki insan ve şansınızın enerjisiyle çok güzel fırsatlar yakalayacağınız gözüküyor. Hatta der ki, ortaklı işler yapıyorsanız ortaklı süreçlerde yapılan yanlışları görme vakti. Kazancınız, kanadınız rengarenk olacak. Siz gerçekleri göreceksiniz. Daha rahat bir nefes alma. Satmaya çalıştığımız ve elden çıkması gereken çok değerli bir toprağımız var. Satmanız gerekiyor. Burası kalabalık bir nokta. Ve devlette de bazı mahkeme süreçleri var. Doğru süreçte hakkınıza güzel bir teklif gelecek. Değerlendirirseniz ruhunuzda, ailenizin de gücüne güç katmış olacaksınız. Sevgiliniz sizin için delidir, doludur ama yüreği temiz dedi ve sizi seviyor. Bitmeye çalışan bir ilişkinin öldürme zamanı. Yani öldürün ki rahatlayın. Çünkü siz her gün nefes alamıyorsunuz. O da her gün sizi nefessiz bırakıyor. Artık yolunuza bakıp başka insanları ve başka noktaları görmeye vakti diyorum. Evli çiftlerimizde özellikle şunu demek istiyorum. Ailenizin yol seyahatine destek verebilir. Köyle alakalı, toprağınız, arazinizle alakalı yenilenmesi gereken tapularla uğraşabilirsiniz. O yüzden karı koca hayatınızda bu ara aile malları ile ilgili konuşmalar var. Bir de çocuk niyeti, çocuğu olmayan ve devamlı tedavi görüyorum, böyle bir şansım yok diyorsanız bence Şubat ayında yeniden deneyin. Saat ve zaman bunun için sizin için hayırlı gözüküyor efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Hani esarete tıkanırız, kendi kaoslarımızla yaşarız. İşteki bu kadar başarımız, bu kadar hırsımız, emeğimiz boşuna mı deriz ya. Ben herkesi doğruyorum ama kendi şansımı doğuramadım diyorsanız bu hafta sizin için değişim ve mühür haftanız. Yani görünme, enerjinizin daha yüksek olacağı, fırsatları daha rahat bir şekilde yakalayacağınız ve atılmasını gerektiği imzalar, konumunuz, mertebenizle ilgili fırsatlar çok fazla var. Yalnız çevrenizde kadın dostlarınız ya da erkek dostlarınızın ne kadar sahtekar ve yalancı olduğunu ne zaman farkına varacaksınız? Onların içindeki şeytan, yılan fikirleri sizi tamamıyla boşluğa düşürüyor. Biraz dostlarınıza davranışlarını, hareketlerini, sizinle neler paylaştığını bir gözden geçirirseniz kim dost, kim arkadaş göreceksiniz.
Bu ara masa değişiminiz, yer değişiminiz ve devletle alakalı evraklarınızda olumsuz hiçbir şey görmüyorum. Sadece sizin unuttuğunuz bazı evraklarınız var çözmeniz gereken. Bunları görme vakti. Bence görün. Yurt dışı ile ilgili güzel bir teklif, şirketinizin size yollayacağı güzel bir teklif var. Ve bu teklif özellikle Avrupa ülkesi olarak gözüküyor. Ve buradaki Avrupa ülkelerinin seçimi sizin aklınızda. Özellikle bayanlara böyle bir teklif var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Boşanma fikri olan sevgili kovalar için anlaşma, yol ayrımı ve artık kendi özgürlüğümde, kendi mutluluğumu tatmak isteyeceksiniz. Evet, bu doğru karar hem çocuklar hem sizin için. Ama kalbinizde başka bir enerji var. Boşanmadan bu enerjiye girerseniz hata yapmış olursunuz. Uzun süredir ilişkisiz değil de parasız olanlar bu sene aile büyüklerimizden sürpriz gelecek. Ocak sonunda haber alacağınız mallarla ilgili aydınlanmalar var. Bir de aile büyüklerimizde sizin mahkemelik sıkıntınız varsa bu artık feraha ve aydınlığa kavuşacak. Hani sicilinizde kötü olan evre bitiyor. Tebrikler, tertemiz bir evreye gireceksiniz. Sizde de şirket ya da şirketten beklediğiniz araç olmayacak. Kendiniz araç alacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili balıklar, nasılsınız? İşte cesaret, başarı, gücünüzü güç gösterme, hayatınızdaki mevkiniz ve başarınız için bu hafta kendinizi çok doğru ifade edeceksiniz. Köklenmek, büyümek, şirket, alan, ekip arkadaşlarımızdaki sorunların hepsi gidiyor ve yerimizde değişim, rahatlık ve aydınlanma var. Yani siz olduğunuzdan daha güçlü ve başarılı olacaksınız. Özellikle de ilişki konusunda boşluğa düşenler, sevgisiz olanlar ve yeniden aşk yaşamak isteyenler için başlamak, hayat arkadaşı alternatifleri var olsa da siz çok ilişki konusunda yıprandınız. Yeni bitmiş bir şey için bir ilişki aramayın. Geçmişle ilgili hatalarınızı düzelterek yeni yolculuklar ve kendinize daha doğru imkanlar yaratmanız lazım. Özellikle de kardeşler arasında çözülmesi gereken tartışmalar ve uzun süredir küs olduğunuz noktaları barışmanız gerekiyor. Çünkü küslük olmaz. Aile büyüklerimizde sağlık problemi var. İlk önce bunu çözeceğiz. Özellikle annenizde H ve E harfi varsa onun sağlık problemlerinde yıpranabiliriz. O yüzden kardeşler arasındaki sorunları çözün. İş yerinde iftiraya uğrayabilirsiniz. Mobbing uygulanması yapabilir, şirketiniz sizi gözden çıkartmış olabilir. Bu hafta biraz daha dikkatli ve temkinli olmanızı öneriyorum. Çünkü siz sadece duygusal boşluğunuzdan kaynaklı hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Bir de şöyle söyleyeceğim, evli çiftlerde çocukla ilgili mutluluk, huzur, zafer, yüzünüzü gülümsetecek bir olayla şahit olacaksınız. Bu da güzel. Hatta ve hatta uzun süredir hayal ettiğiniz evin anahtarı ile ilgili biriktirdiğiniz para, kredi, bunlarla ilgili kendinizi daha keyifli tutacağınız noktada. Özellikle eşinizin babasının size çok güçlü bir desteği olacak. Sizi evlat, damat değil evlat olarak seviyor. Bilginiz olsun. Bir de eşinizin kendi içindeki yaşadığı korku, iş bulamama krizleri, hanemizde huzursuzluk yaratsa da eşiniz Şubat haftası itibariyle güzel bir kapının aydınlanması var. Yalnız evinizin binada sorun olabilir, mal sahibinizle sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü binanın içerisinde tartışma ve size karşı yapılan konuşmalar ters gözüküyor. Bir an önce evinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bilginiz olsun, mutlu haftalar.